Zaten seni kazandım. Yani artık bu saatte sonra benimsin. Bırakma fiyat. Ne? Avantaj mı sana? Yengeçe gel ya. Hazır. 2, 3. Hilmi'nin babası bize börülce yapacak. Eğer olursa, mümkün olursa. Masaj bile var. Her şey var Murat. Her şey var. Of, can acıtıyor. Hiçbir güçlük yıldırmaz onları. Söz ve dile ayrılmaz. Bana Survivor'ın kazandırdığı en büyük şey, birincilik kadar büyük bir şey, Hilmi'yi kazanmam oldu. Çünkü o benim için sıradan bir arkadaş olmadı. Kardeşim oldu, dostum oldu. Göremezler. Kardeş gibi sevdik birbirimizi. Biz birbirimize o kadar sahip çıktık ki. O kadar yani aynı anneden doğmuş gibi hissettik ki kendimizi her geçen gün burada. Birbirimizi kaybetmeye tahammülümüz yoktu. Ona inanıyorum. Belki de kendinin ona inandığından daha fazla olur. Zaten bağlayan oydu. Birbirimize karşı her zaman dürüst, birbirimize karşı her zaman samimi olduk. Tam da ben şeyi anlıyorum. Adada ayrılma sahnesi arkadaş. Serbi boylu mal yazmanında bile öyle bir sahne yoktu. Lan diyor anam ya bu nasıl dostluk, nasıl arkadaş diye. Leyla ile Mecnun, Ferhat ile Şirin, Murat ile Hilmi yazmışlar. Türkiye'ye geldiğimiz ilk günde beraberdik. Ayrılamıyoruz yani Kenan abi gerçekten. Dindik mi yine bir dejavu olduk mu? Sorma. 2013'te yine buna benzer bir ortamdaydık Murat'la birlikte. Burada zaten herkesten değerli olan biri varsa o benim için Murat Ceylan'dır. Öyle de devam eder. Her zaman söylüyorum, Murat Ceylan gibi bir dostunuz varsa eğer burada da dışarıdaki hayatınızda da sıkılmazsınız. Neşe kaynağı. O benim için her zaman kardeş, bir dost, bir yoldaş, en kötü günlerimdeki yanımda olan tek insan. Biz her şeyi kamera önünde çok yoğun yaşadığımızı düşünüyorsanız aslında yanılıyorsunuz. Onlar sadece buzdağının görünen kısmı. Altta koskocaman bir arkadaşlık bağımız var bizim. Sanki kutsal bir arkadaşlık var ve asla irdeleyemiyoruz. Var abi. Biz çok konuşuyoruz. O bana geldi kaldı, ben ona gittim kaldım. Yani Zerrin teyze benim annem gibi.